Ee, i̇şte bir takım kriterler, bu, şartlar... Bu tür, bu tür şeylerde e, mutlak surette koruma bölgeleri yapılmalı. Koruma bölgeleri e, o gölet etrafında e, kirlilik yaratabilir. Çünkü, o Düşünün Kesinlikle. siz o göletten çekeceğiniz suyu insanlara içme su olarak kullandıracaksınız. Evet. O yüzden koruma bölgesiyle oraya kirlilik yaratmayacak tesislerin oluşmasına müsaade etmeniz lazım. Bir de e, biliyorsunuz az önce söyledim sadece Lefkoşa'da imar planı var. Ülkede imar planı olan başka kentimiz yoktur. Diğerlerinin e, çevre planları vardır. E, Emirnamelerle yürütülen e, kentler vardır. E, mutlak surette ülkesel fizik plan dediğimiz, yani ülkenin şu andaki bütün her noktasının, karış karış noktasının ne durumda olduğunu, e, yapısının ne olduğunu e, hı hı. ve ileride e, neler yapılabileceğini, tarımsal arazilerin, e, konut bölgelerinin, e, turistik bölgelerinin, ticari bölgelerinin, sanayi bölgelerinin e, de e, saptanıp kararlarının verilebileceği Hı -hı. bir planlama sürecine süratle girilmesi lazım. Hı -hı. Ü, ülkesel fizik planın amacı e, akarsuların, derelerin, yolların e, pozisyonunu, dağların, tepelerin pozisyonunu süratle haritalar üzerine şekillendirmemiz lazım. E, bilmem Türkiye siyasi harita, Türkiye fiziki harita diye evet. haritalarda yazıyor o. Fiziki harita işte dediğimiz bu. Evet. evet. Yani ne, ne durumda olduğunu suyuyla, ormanıyla, akarsu suyuyla e, ve toprak yapısıyla bize e, veren bir harita sistemi. Ve bunların etrafında ne tür bir planlama yapacağız? Bir kent varsa bu kentin e, köylerin e, birbirlerine bağlanan noktalarının algılanılabilir bir sistemde hı hı. E, birbirlerine bağlanması... Ve altyapı götürülmesi gerekirse buralara planlı bir şekilde altyapı götürülmesi, gelişme öngörülecekse yine planlı şekilde gelişme öngörülmesi. Az önce söylediğimiz Geçitköy Baraj Göleti etrafında süratle imar planı oluşturulmalı. Kesinlikle. E, yapılacaksa e, bu e, insanların gidip de o baraj göletini seyrederek huzur içerisinde, e, ...çayını, kahvesini içeceği, çay bahçeleri yapılacaksa... Ağaç bence daha da fazla arttırılması gerekiyor bölgelerde. E, e, ormanlık e, ören yerlerinin olması, o yeşilin suyla bütünleştiği yerde... ...çok daha muhteşem bir manzara oluşacaktır orada. Ben e, şunu hatırlatayım. E, baraj göletinin yapılacağını duyduğum anda ilk anda benim aklıma... ...acaba baraj göleti yükseldiğinde e, su altında kalacak olan... neler ...ne değerlerimiz olabilir diye bir şeyler gelmişti... Hı hı hı. Konuyu Sayın e, Ali Çetin Amcaoğlu ile Sayın e, Tarım ve Doğal Kaynaklar hı hı. Bakanımızla paylaştım. Dedim ki Sayın Bakanım acaba oradan çıkacak olan e, ağaçları başka bir yere nak nakledebilir miyiz? Hı hı. Söküp transfer etme şansımız, e, aletimiz ve davatımız yok biliyorsunuz. E, Tüpüyle evet. birlikte söküp Evet ve ne, ne güzel ki müjdeyi e, Türkiye Orman Bakanı verdi. Ben size bir de alet göndereceğim dedi. Oralardan sökmeniz gereken, çünkü baraj göletinin yükseleceği noktada A ağaçları. ağaçlar gömülü kalacak. O çukurdaki ağaçları söküp daha yüksek yerlere veyahut da ağaç gerektiren bölgelere nakletme olayı gerçekleşecek. Bu da bir çevrecilik yaklaşımı. Evet. Çevreyi koruma yaklaşımı. Bir gelişmeyi yapıyorsunuz, bir takım şeyleri katlediyorsunuz ama koruyabildiğiniz kadar değeri başka ellere aktarma şansınız olacak çok değerli bir dostum, Girne'nin eski değerli araştırmacılarından sayın İbrahim Yapıcıoğlu, eski belediye başkanlarından Limasol'dan gelmiş belediye başkanımızdı sayın kendi Yapıcıoğlu. Özellikle endemik bitkiler konusunda çok da özellikle yapılmış araştırmaları olan bir kişi. Hı hı hı. O bölgede kaybedeceğimiz endemik bitkilerimizin olduğunu söyledi. Sadece o baraj göletinin civarında e, görülen, aşağılarda görülen endemik bitkiler var. Onlar maalesef su altında kalacak. Peki bunların tohumlarını alıp daha yukarı noktalara evet. serpemez miyiz diye? kendisinden bir ricada bulundum ben. Çünkü bazı şeyleri hep devletten bekleyemezsiniz. <laughs> Sivil toplum <laughs> örgütleri olarak, kişiler evet, olarak evet. da bir takım şeyleri aslında, yapabilirsiniz. Çünkü <laughs> bu tür doğa severler sizin bilmediğiniz, bulamadığınız yerlerde yıllık geziler yaparlar. Yani işte biliyor ki Şubat ayında evet. o yöreden dolanırsanız evet. endemik bitkileri orada görebilirsiniz. Evet, evet. Orkideleri işte Şubat'ta görürsünüz, Mart'ta görürsünüz evet. diye biliyor onlar. Ee, onun tohumlama evresine girdiği dönemde baraj göletinin altında kalacağı için çünkü sökmek yasaktır bazı şeyleri biliyorsunuz evet. da resmi kurumlardan izin almanız lazım ee, söküp yukarılara taşınması ve iki yıl sonra baraj göletinin içerisinde kalmamasını sağlattırmalarını evet. ben şimdiden salık veriyorum. Ve hatta geçtiğimiz günlerde okuduğum bir haberde de Rumların bu konuda çalışma yaptıkları kuzeyden kendi bölgelerinde yetişmeyen endemik bitkileri burada e, ulaşarak Trodoslar da bunu geliştirmeye çalıştıkları yönünde de bir haber okumuştur. Sökmek yasaktır yalnız. İşte görülmeden gidiyorsa. Endemik, endemik şekilde. kaydı geçtiyse yasaktır. Evet ve işte bu bitkileri güneyde de yetiştirebilmek için bir takım çalışmalar içerisinde girdiklerini. Evet. İşte yasaktır ama gizli bir şekilde ya da nasıl oluyorsa illegal. Şekilde bunların maalesef o taraflara taşındığında haberdarız. Evet. evet aslında konu konuyu açıyor ama zamanımız sınırlı. Ben o yüzden şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben Son cümlenizi edin. almak istiyorum ardından da veda edelim. Evet ülkemiz için hep birlikte el ele ve gönül birliğiyle çalışmamız gerekir. Şu ana kadar konuştuğumuz konular zaten ağırlıkta katılımı gerektiren hı hı. ve ülkemizi sevmeyi gerektiren konular. E, do, işleri doğru yapan insanlara güvenelim onlarla birlikte çalışalım e, eğer kendi başımıza bir takım şeyleri buyruk yapmaya kalkışırsak e, doğru bilen insanların arkasından yürümezsek ülkemize tahribat vermiş oluruz gerek yapısal gerekse gelecek e, dönemde yaşayacak olan çocuklarımızın e, sosyal e, yapısını bozacak yanlış kararlar almış oluruz o yüzden e, hep birlikte katılımla ülkemizi birlikte yüceltelim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Biz de ben konuk oldunuz. Ederim. Evet sevgili izleyiciler akşam raporu burada sona eriyor. E, stüdyo konuğumuz ise Can Özsoy gazeteci mimar idi. Ve tekrar saatler 23'ü gösterdiğinde akşam raporunda yine Kıbrıs ve Dünya gündemiyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.